Merhaba arkadaşlar. Daha önce account object üzerinden bir trigger yapmıştık. Bu trigger sayesinde aynı isimle var olan bir account olduğu zaman yeni bir account'u engelleyen yani validation rule oluşturan bir trigger yapmıştık. Add error metodunu kullanarak onu account object ile farklı bir yolla yapmıştık. Bugün farklı bir yol kullanarak bunu opportunity object üzerinde yapmaya çalışacağız. Hedefimiz şu: eğer var olan bir opportunity varsa, tabii ki adına bakacağız. Aynı isimle var olan bir opportunity var ise aynısını eklemeyecek. Bunun eklemesini trigger engelleyecek. Öyle diyelim. Gördüğünüz gibi create a trigger to prevent users to create an opportunity with the same name diyor. With existing name. Yani varsa aynı isimle kurmamızı engelleyecek bir trigger. Dediğim gibi daha önce yapmıştım aynısını. Bu kez çok daha farklı, basit bir yol kullanarak bunu yapmaya çalışacağım. Şöyle ki trigger'ımızı oluşturdum ben AC trigger şeklinde görüyorsunuz. Öncelikle bir opportunity listesi yapacağım. Şu şekilde bir opportunity listesi yapıyorum. Adını OP bir list koyuyorum ve SQL query'imi yazıyorum. Şöyle diyorum: select ID name from, biliyorsunuz opportunity dememiz lazım. Ama burada bir şartımız olacak. Bu şekilde yazınca bütün opportunity'leri alıyoruz ama benim şöyle bir şartım var. Diyorum ki where diyorum. Bu if ile aynı anlama geliyor aslında. Aslında yani filter yapıyor. Where diyoruz. Name not equal diyelim. Trigger nokta new. Trigger nokta new biliyorsunuz bir liste. Ben bu listenin zaten bu listenin içinde bir account var. Bunu biliyoruz ama bir liste, tek account olsa bile bir liste. Bunun ilk rekortunu alıyorum. Yani indeksi sıfır olan rekortunun adını alıyorum arkadaşlar şu şekilde. Yani listemizin birinci rekortu, onun da adı. Eğer onun şöyle yaptık, bir liste oluşturduk. Bu listenin içindeki rekortların adı eğer bizim yeni oluşturduğumuz, yani trigger.new bizim yeni oluşturmaya çalıştığımız rekort onun adıyla aynıysa onların listesini yapacak. Şu anda bizim listemizde şunlar var arkadaşlar. Diyelim ki ben bir opportunity eklemek istiyorum. OP bir new şeklinde diyelim örnek. Eğer öyle ona benzer aynı isimli opportunity varsa onların hepsi burada toplanacak. Bu listenin içinde toplanacak. Çünkü şartım burada. Name equal diyoruz. Ha, not equal diyebilirsiniz. Problem değil. O tamamen size kalmış. Ama if yaparken bu if condition içinde ne yapmak istediğinizi iyi belirtmeniz gerekiyor. Ben şunu yapmaya çalışıyorum. Aynı isimle eğer rekord varsa benim bu listenin size'ı sıfırdan büyük olacak. Eğer yoksa size'ı sıfır olacak. Eğer bunun size'ı sıfırdan farklıysa, yani opb list diyelim, list nokta size, eğer bunun size'ı sıfırdan farklıysa ne demek oluyor? Demek ki aynı isimle rekortlar var. Yani opportunity'ler var. Bu durumda ben error mesajı vermek istiyorum. Bu error mesajı nerede göstermek istiyorum? Biliyorsunuz field adını yazarak error mesajını gösterebilirsiniz. Şu şekilde trigger.new bizim bir listemizdi. Bunun sıfırıncı account'unu, yani indeksi sıfır olan, yani bunun içinde var olan birinci account diyelim. Account'un name'ine add error diyorum. Bu şekilde. Onun içine mesajımı yazıyorum. Diyorum ki the opportunity, ya da şöyle diyelim, there is an opportunity with the same name diyelim. Try another name. Şu şekilde bir hata mesajı almaya çalışıyorum arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Bunu kaydedelim. Bir hatamız var mı bakalım. Şu anda bir hatamız yok. Şöyle bunu anlatmaya çalışayım.
Şimdi biz before insert dedik. Before insert dediğimiz için bizim trigger nokta nüvimiz var. Bunu hatırlayalım. Trigger nokta nüvi kullanabiliyoruz. Before insert olduğu için trigger nokta old olmaz. Çünkü update de vardı o. Şimdi trigger nokta new madem var. Yani yeni eklemeye çalıştığımız rekordan bahsediyoruz. Bu trigger nokta new bizim yeni oluşturmaya çalıştığımız rekord. Onun da bir adı var. Hani yeniden sıfırdan girdiğimiz adı. Şöyle diyelim. Ben şimdi bir opportunity eklemek istiyorum. Hemen opportunity'leri açıyorum. Opportunity eklemek istiyorum şu anda. Şu anda siz new button'ına tıkladığınız zaman bu trigger nokta new oluyor. Siz bir herhangi bir şey yazdığınız zaman mesela obb new yazayım. Bu şu anda yazdığımız bu değer trigger nokta new listesinin içindeki rekordun bir değeri. Yani opportunity'nin adı. O burada var. Trigger nokta new'de var. O yüzden biz onu alabiliyoruz. Şimdi biz bütün opportunity'lerin listesini yaptıktan sonra filter koyduk. Bu filter ile dedik ki bunun içindeki opportunity'lerin adı bizim trigger nokta new. Yani şurada bir önceki şeyde yazdığım isimle aynıysa onları al. Yani bütün rekordları almıyor. Rekordların name'i eğer bizim girmeye çalıştığımız opportunity name'i ile aynıysa onları alıyor sadece. Böyle bir liste oluşturduk. Eğer bu listenin size'ı burada belirttik. Eğer bu listenin size'ı sıfırdan büyük ise ya da sıfırdan farklı ise yani sıfırdan büyükse sıfırdan farklı oluyor. Sıfırdan farklıysa demek ki aynı isimle var olan opportunity'ler var. O durumda biz bir mesaj vermek istiyoruz. Bu bir validation mesajı oluyor. Validation rule gibi oluyor. Mesaj veriyoruz. Bu mesajı hangi field'de göstermemiz gerekiyor? O önemli. Benim trigger.new madem bir liste. Oluşturmaya çalıştığım rekord sıfır indeksine sahip. Onun da adını bu şekilde alabiliyoruz ve error mesajını burada gösterebiliyoruz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi deneyelim arkadaşlar. New OPP new diye bir opportunity eklemeye çalışıyorum. Close date, stage bunları doldurmanız gerekiyor. Onları dolduruyorum. Save diyorum. Gördüğünüz gibi kaydetti. OPP new. Neden kaydetti? Çünkü o isimle bakıyoruz hemen. OPP new diyorum. O isimle zaten yokmuş. Sadece bizim eklediğimiz var. Şöyle hepsini alırsak OPP new buraya tekrar yazalım. O isimle kaç tane var ona bakalım. Gördüğünüz gibi zaten bir tane var. Olmadığı için ekledi. Ama tekrar eklemeye çalıştığınız zaman aynı isimle OPP new diyorum. Tekrar eklemeye çalışıyorum. Stage ve close date'i seçtikten sonra save diyorum. Evet, burada tekrar eklemiş oldu. Demek ki bazı şeyleri kaçırmış olduk. Onlara bakalım. Nerede hata yaptık ona bakalım. Tekrar geri gidiyorum. Evet. Şöyle bir hata yaptık. Bunu account üzerinden yaptık. Açtığımız object account. Bunu düzeltelim. İçine geri şey alıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Bunu kaydediyorum. Account'a bunu istemiyorum. Opportunity açalım. Orada bir yanlışlık yaptık. Ben onu account için yapmayı düşünüyordum. Sonradan karar değiştirmiştim. OPP trigger diyorum. Ondan sonra opportunity seçmem gerekiyor. Opportunity seçiyorum. Submit diyorum. Before insert gördüğünüz gibi yazdığım kodu bunun içine koyuyorum. Bu şekilde. Bunu da kaydediyorum arkadaşlar. Şimdi deneyelim. OPP new diye iki tane var. Şunu görüyorsunuz. Bir daha aynı şeyi eklemeye çalışıyorum. OPP new diyorum. Save diyorum. Zorunlu alanları doldurduktan sonra save diyorum. Hata mesajı veriyor. Ne diyor? There is an opportunity with the same name. Try another use another name diyor. Görüyorsunuz. Hata mesajını almış olduk. Ama farklı bir isim koysak hata mesajı almıyoruz. Gördüğünüz gibi ekleyebiliyor. Evet arkadaşlar bu şekilde basit bir kodla siz var olan bir isimle aynı isimle opportunity eklemeyi engelleyen bir trigger yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde de yapılabiliyor. Her zaman basit düşünmeye çalışın. Zoru düşünmeyin. Pratik olsun diye tabii zor kısımları da yapabilirsiniz. Ama genelde basit yolla başlayıp daha sonra zor kısımlara geçilebilir.